Merhabalar, ben Doktor Barış Yılmazer, romatoloji uzmanıyım. Bugün size topluma sık görülen kas iskelet yakınmalarından biri olan bel ağrısından bahsetmek istiyorum. Bel ağrısı varlığında hangi durumlar alta yatan iltihabi omurga tutulumlu romatolojik hastalıklar açısından ipucu olabilir? Bunları konuşacağız. Bel ağrısı az önce bahsettiğim gibi toplumda sık karşılaşılan bir kas iskelet sistemi yakınması ve insanların %80'i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yakınmasıyla bir sağlık merkezine başvurmaktalar. Bel ağrılarının önemli bir kısmı akut nedenle diyeceğimiz mekanik sebeplere bağlı bel ağrılarıdır ve 6 ila 8 hafta içerisinde genellikle kendilerini sınırlama eğilimindedirler. Ancak mevcut bel ağrınız 3 aydan uzun sürmekte ise biz buna kronik bel ağrısı demekteyiz ve kronik bel ağrısı alta yatan az önce bahsettiğim iltihabi omurga tutulumlu romatolojik hastalıklar açısından önemli bir bulgu olabilir. Kronik bel ağrısı varlığında ise eğer bizim ağrımız 45 yaşından önce başlamış ise, ağrımız sinsi karakterde yani günler haftalar içerisinde yavaş bir başlangıç seyri göstermiş ise, ağrımız hareket ya da egzersizle azalmakta ya da düzelmekte ise, bel ağrımız istirahatle azalmamakta hatta daha da kötüleşmekte ise, gece bu ağrı bizi yataktan uyandırmakta ise ve yataktan kalktığımızda hareketle ağrımızda azalma olmakta ise, kronik bel ağrısına ek olarak az önce bahsettiğim bulgulardan birkaçı beraber seyretmekte ise, bu anlamda bir romatoloğun alta yatan bu bel ağrısının sebebinin omurga tutulumlu iltihabi romatolojik hastalıkla ilişkili olabileceği konusunda değerlendirmesi uygun olacaktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.